Astımda bir sevda yaşarım. Gönlümün dingin limanında uslanmış duygular içinde son buluşmamızdan sonra. Televizyon lafa etmedim ayol. Ne biçim kulak seninki? Öyle sorsa ya be. Bu kanal mı dedi, ne dedi, katılır mısınız dedi. Ben de kapattım. Kesin televizyon programıdır ayol. Ailece çıkardım. Aa, bana getir telefonu. Çabuk. Boş ver be. Hadi evde çabuk hadi. Be. Getir, getir, getir. Televizyonsa öf, ikramiye falan da veriyorlar. Çok da lazım çabuk değildir be. Öf. Al. Al. Ah. Alo. Buyurun. Evet. Evet, ben ebeveynim. Öyle mi? Hangi kanal? Bizden Saadet Kanalı çıkıyor mu Nizamettin Bey? Hiçbir şey çıkmıyor. Güle güle. Bir baksana ayol. Çıkmaz be. Ben TRT'den başka seyrettirmem bu evde. Çıkıyor efendim, çıkıyor. Ha. Programa katılmamızı mı istiyorsunuz? Biz katılırız. Ben katılmam be. Orada kavga ettirirler insanı. Sus ayol, duyamıyorum. Efendim? Önce gençleri mi alacaksınız? Ha, anladım. Sonra ebeveynler. Var var tabii. Ya başımıza iş aldırma be. Adresi verin. Yaz Nizamettin Bey. Yazmam. Kimsenin de katılmasını istemem. Anlıyorum. Ne zaman ararsınız peki? Çok teşekkürler. İyi günler efendim. Sen cemiyet dışı adam mısın ayol? Herkes katılıyor. Önce çocuklar, sonra büyükler alınacak. Peki niye biz be? Niye bizi ararlar? Ne bileyim ben ayol. Aman yine huysuzlandın yani ha. Nizam, huysuzdur huysuzlanır. İşte o kadar. Hadi ama canım abim benim ya. Gel artık, saatlerdir bekliyoruz. Bu bir şey değil. Ben bir keresinde bir ajansın kapısında 2 gün beklemiştim. Bu kadar bekleyeceksem evde beklerdim güzelim. O zaman da kimse seni aramazdı. Ama bu Tayfur abim benim. Dün çağırırken sen de duydun. Duymadım. Sen uyuyordun, bana söyledi. Hatta sabah erken gelin dedi. Görüyorsun işte. Bu ne Peris, bu ne lahana turşu. Affedersiniz. Bir çay daha içemeyeceğim. Peşin peşin söyleyeyim. Siz bilirsiniz. Çay komasına girdik burada ya. Ne gelmez Tayfur abimiş ya. Bu işten bir iş çıkmayacak. Bence sen bir tezgahtarlık falan bulsan iyi olur. Ne tezgahtarlığı ya? Biz yollarımızı ayıralım artık Tamer. Ben böyle bir hayata tahammül edemeyeceğim. Ne yani, beni terk mi ediyorsun? Evet, öyle düşünüyorum. Affedersiniz. Sakın bana çay lafı etme. Özür dilerim. Tayfur Bey yarın gelecekmiş. Sabah erkenden gelsinler dedi. Yarın mı? Erkenden mi? Bak güzelim. Tayfur abim yağmasa bile gürledi. Ay, yarın bir daha mı geleceğiz yani? Güzelim, terk etme konusunu bir daha düşünecek misin? Ay iyi, tamam. Talat hakkında ne düşünüyorsun? Ayrılmak istiyorum ama nasıl yapacağımı bilmiyorum. İstersen biz hayatımızda yapacağımız bir değişiklikle her şeyi çözebiliriz. Nasıl bir değişiklik? Hastane dönüşü bir yerde oturup uzun uzun konuşuruz. Peki. Merhaba. 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 Nasılsın Pınar? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Yeni mi geldin? Ne kadar buradasın? Bu sefer biraz uzun kalacağım galiba. İyi. Görüşürüz. Görüşürüz. Emel ablanın yeğeni değil mi bu? Evet o.
Hadi Sibel, hadi geç kalıyoruz. Artık azar işitmeyi kaldıramıyorum. Ne yapalım baba? Ben böyleyim işte baba. Yarım akıllıyım. Hiç de yarım akıllı değilsin Barretta. Hiç olmazsa senin yanında bağırmasaydı baba. Ben seni bilmiyor muyum Barretta? Ben seni seviyorum. Azar da işitsen, tebrik de edilsen ben seni seviyorum. Sevgi işte böyle bir şey baba. Bu nasıl hayattır ya? Sen seviyorsun, sevdiğin seni elektrikli süpürgeyle kovuyor. Çeke çeke kovuyor. Ne oldu, niye söyleniyorsun? Hiç. Bir kuru temizleme olayı cereyan etti de omuz üstlerinden biraz kepek aldırdık. Kalmamış değil mi? Hayır. Kim alıyor bu kepekleri? Sayın yenge Neleni. Öyle güzel elektrikli süpürge kullanıyor ki şaşarsınız. Anlaşılan yine kavga ettiniz. Bu bizim şey biçimimiz. Ne biçimimizdi ya bu? Yaşam. Yaşam biçiminiz. Evet, aynen öyle. Biz didişmeden duramıyoruz namussuzum. Bunu onaylamamı beklemiyorsunuz herhalde. Yok, biz kimseden izin olmadan didişiyoruz. Siz kiminle didişiyorsunuz? Ben didişmem. Ne yapıyorsunuz? Mesela kozalaklardan kasımpatı mı yapıyorsunuz? Daha fazla konuşmak isterdim ama çok açım. Görüşmek üzere. Bunun da büyülü başka bir tarafı var. İster misin etkilesin? Bak sen şu işe. Onlar didişmiyor. Nasıl merak ettim o kadar. Didişmeyen insan ne yapar? Dur bir sorayım. Önce gidip iyice bir düşüneyim. Aa, yetti ama artık. Kapı da yalama oldu, kapının zili de. Baygınlık verdin artık İrfan. Dur, ne yapıyorsun ben Pınar? Aa, gözüm döndü artık. Kim gelse süpüreceğim yani. İzin verirsen içeri girebilir miyim? Orada kalacak değilsin. Dur, ayaklarını zil öyle gir. Kötü bir şey mi oldu? Bıraktığında bu kadar sinirli değildi. Oldu. O çiçek kimden geldi? Cevabını nakit olarak şimdi istiyorum. Çiçek mi? Sabah gelen eşeğin sıpası değildi. Bir sepet çiçekti. İrfan göndermemiş mi yani? Göndermemiş. Onda para ne arar? O kadar para verip çiçek alabilse karnını doyurur zavallı. Bilemiyorum. Belki başka bir hayranı yollamıştır. Başka bir hayranın mı? Ben ellerimi yıkayayım. Beni salak sanıyorsun. Fakat hepinizden akıllıyım ben. Hadi bakalım. Sen sakla, ben ortaya çıkaracağım. Ben herkesin mutlu olmasını istiyorum ama. Kimse kimseye ters bakmasın. Kötü söz söylemesin. Herkesin senin gibi düşünmesine imkan yok ki Barretta. Niye baba? Niye? Niye? İki kere ki dört eder. Bir insanın bir insana tavrı niye farklı? İnsanoğlu çiğ süt emmiş derler. Belki de ondandır. İşin aslı ne biliyor musun baba? Ben artık azar işitmek istemiyorum. Sayılmak istiyorum. Adam yerine konmak istiyorum. Ben koyuyorum Barretta. Sadece senin koyman yetmez baba. Herkesin koyması lazım. O zaman ben olduğumu anlarım. Kız mı olan mı acaba? İlk çocuğumuz mu? Onu demiyorum. Az önce sessizlik oldu ya, birinin bebeği oldu besbelli. Çok konuştuk, bir nefes aldık baba. Hemen biri mi doğurdu yani? Hadi kalk, kalk. Bak, bazen duymazdan gelmek en iyisi. Hadi büyüklük sende kalsın. İşinin başına git. Boşlarını topla, çayını dağıt. Senin şu desteğin de olmasa, ah bu hayat çekilmez baba. bu hayat çekilmez. Bu hayat çekilmez. Sen olmazsan canım. Ah, bu çile çekilmez. Benim hayatım küçük bir hata yüzünden mahvoldu beyim. Bu yüzden en ufak bir hata görsem çıldırıyorum, ne yapayım? Hata insanlara mahsus. Bu kadar katı olma. Ben de senin yerinde olsaydım Hayri'yi 100 kere öldürmem gerekirdi. Lütfen beni karıştırmayın efendim. Mesele o değil beyim. Osman Bey'in durumu belli. Eleman sayımız belli. İşsizlik ortamında bulduğumuz iş belli. Kaytarmanın, gönül eğlendirmenin zamanı mı? Karşındakinin yarım akıllı olduğunu unutma. O mu yarım akıllı? Hepimizi suya götürür de susuz getirir. Katılıyorum efendim, götürür. Getirir mi bilmem ama kesin götürür. Tamam artık, uzatmanın manası yok. Bak ne dedin? Osman'ın durumu dedin. Onun hatırına uzatmayın bu işi. Ben karısını kaybetmiş, kızından ayrı kalmış bir insanım.
Bundan sonra gözüm kara, kimseyi tanımam. Bunlar canavar olmanız için neden değil efendim. Sakin olun, lütfen yani. Bence yaşamanın zevkli bir şey olduğunu yeniden düşünmeye başlamalısın. Birini bulup evlenin efendim. Ha? Yok olmaz, cinayet çıkar. Belki de birbirleri için yaratılmışlardır efendim. Olmaz. Biz böyle bir felakete sebep olmayalım. Olmaz olmaz. Olacak şey değil. Ben işimin başına dönsem iyi olacak. Parası olsa tam kurnaz hanıma göre ama parası yok. Bir dümen çeviririz efendim. Bir kılıf takarız, zengin gösteririz. Bu tehlikeli olabilir. Ben yokum. Ben varım. Ya Makbule bak. Uyumuş. Hava çok güzel. Dışarıda oturmak... Şşşt! Makbule uyuyor. Gürültü etmeyesin. Ay özür dilerim. Bilmiyordum. Bir yere kaybolma da ben kahveye gideyim be. Tamam Nizamettin amca. Sen git. Ha, ben ebeveynim bilir misin? Ebeveyn mi? Şaşırırsın değil mi? Beni bir halta benzetemezsiniz ama gerçek böyledir işte. Hadi güle güle. Ne demek istedi bu? Aman ne gerçeği bu böyle ya? Ebeveyn demek ana baba demek. Öğrendi ya, herkesi satar artık. Sen uyu Makbule anne, boş ver. İstersen yatağına git ha. Burada öyle güzel uyku bastırdı ki hiç elleme. Ses de çıkarma. Hatta yeme içme haratçı geldi. Bunlar sözleşmişler galiba. Söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum. Niye böyle yapıyorum anlamıyorum. Onca yolu yürüdüm ve hala buradayım. Seni niye terk etmediğimi anlayamıyorum. Kolay değil güzelim. Bilirsin kaçan balık büyük olur. Ben öyle laflardan anlamam. Açık konuş. Pek yakında bu sinemadaki filmin en iyi yardımcı kadın oyuncusu niye sen olmayasın güzelim? Bulmaca gibi konuşma. Açık açık konuşursam neyin ne olduğunu anlama şansım doğar güzelim. Yani kök eşittir dal budak bölü 2π hadisesi. Biraz İngilizce konuşsana. Anlamam ama hiç olmazsa kendimi Amerika'da sanırım. Oklahoma ağzıyla mı yoksa Texas vari mi konuşayım? Texas vari konuş. Çelik bileği babam çok severdi. Mr. and Mrs. Brown go to the seaside in summer holiday. Ay süper. Aynı Texas vari değil mi? Ay evet. Arasam bu kadar salanı bulamazdım ya. Kısmet mi kısmetsizlik mi nedir? Efendim. Vay Tayfur abi. Bekledik de gelmedin abi. Boşuna gittik oralara. Anladım abi. Bu gece mi? Tek mi geleyim abi? Oldu abi. Adresi anladım abi. Tamam abi. Güle güle abi. Ne diyor? Bu gece çok önemli bir iş görüşmesi yapacakmışız. Yalnız gel dedi. Koyu renk bir elbise giy dedi. Kravata takacak mısın? Bunu söyleyemem güzelim. Özellikle bu konu çok önemli. İyi aman git. Bize müsaade. Nereye be? Daha yeni geliriz. İki kelam sohbet etmek isteriz. Oturun. Çok önemli sorunlarımız var efendim. Kusura bakmayın. Ya şu çayımızı içene kadar durun be. Hiç vakit kaybetmeyelim Nizamettin Bey. Zaten günler sayılı. Giderseniz gidin be. Zaten sizin muhabbetiniz beni açmaz. Heh, benim adamlarım gelir be. Hayrola Nizamettin amca? Ağaçlardaki kuşları bile kaçırtıyorsun. İki laf edelim isteriz basıp giderler be. Biz geldik işte. Anneannemin yanında kim var dede? Ya Mirban vardır be. Sonra görüşürüz. Hadi. Tamam görüşürüz. Anlatın bakalım be Mustafa nasıldır? Vallahi Mustafa'yı göremedik. Ama Osman abinin söylediğine göre hızlı bir gelişim gösteriyormuş. Ya şu Allah'ın işine bakın be. Biri ölür ama ölürken de hayat kurtarır be. Öyle çok var Nizamettin amca. Birileri ölür, kaç kişinin hayatı kurtulur. Helal olsun ailesine. İçleri yansa da yakınlarının organlarını başkalarına bağışlayabiliyorlar. Kaybettiklerinin acısı azalır böylelikle be. Sanki canının bir parçası yaşar gibi olur. Yine de Allah kimseye böyle acılar vermesin Nizamettin amca. Amin. Sen Kemal'i dövenleri buldun mu abi? Buldum buldum, bulmaz olaydım. Tam bir çete, sokak çetesi. Şimdi karakola şikayet edeceğim.
Yemek yapacağım, evde yağ kalmamış. Bari gideyim de hemen kösedeki bakkaldan alayım. Diyorum ki evde yağ kalmamış. Bari gideyim de kösedeki bakkaldan alayım. Evde yağ kalmamış ya. Ne oldu, niye bağırdın? İki saattir sesimi duyurmaya çalışıyorum. Kleopatra gibi yatıyorsun orada. Bana söylediğini fark etmedim. Ne vardı? Evde yağ bitmiş de bakkala gidip alayım dedim. Ha, iyi, ben bir şey istemiyorum. Bak sen Suise, bir şey istemiyormuş. Nezaketsiz. Sen dur ben alayım diyemiyor oturan boğa. Ne var İrfan? Ne istiyorsun? Ne? Sopa mı istiyorsun? Azar istek mi istiyorsun? Bugün senin hangisini istiyor? Hayır, ben sadece... Sadece ne? Sadece ne? Çekil şuradan. Sadece çekil. Eleni. Ve sen. Eleni. Bir şey ister misin anneanne? Sağ ol kızım. Ha, unutmadan. Bizi televizyondan aradılar. Tartışma programına davet ettiler. Ne tartışması anneanne? Canım işte önce çocukları, sonra da ebeveynleri konuk edeceklermiş. Sen katıl, hediye falan verirler. Fena mı olur? Aman ne işin var? Hangi kanalmış bu? Ne bileyim, Saadet TV mi ne? Bu evden özellikle Sibel mi katılsın dediler? Hayır kızım, alınma hemen. Gençler ve ebeveynler deyince Sibel aklıma geldi. Benim ailemin olmadığını yüzüme vurmasaydınız daha iyi olurdu Makbule anne. Nereden çıktı bu televizyon konusu? Kızın kalbi kırıldı. Boş ver. Sen katıl, kap hediyeyi. Avrupa tatili falan çıkar bakarsın. Nasıl katılacağım? Tekrar arayacaklar. Zafer'le beraber giderim. Kiminle gidersen git. İnsanın karşısına kaç defa çıkar böyle şans? Anneanne, dizi teklifi gelir mi dersin? Gelir inşallah. Kitap okurken uyumuş. İlk kez ayakta uyuduğunu gördüm efendim. Hastalanmasın sakın. Ağzından gel alsın. Bir de doktor masrafı çıkartma bana. Birden uyandırmayalım efendim. Hırçınlaşabilir. Haklısın. Aniden uyanmalarda insan cinayet bile işleyebilirmiş. Bırakalım kendi imkanlarıyla uyansın efendim. Bir cinayete sebebiyet vermeyelim. Hemen korkma be birader. Ben öylesine söyledim. Söylemeyin efendim. Korkan var ağa. Gel hadi gel. Kurnaz Hanım, Kurnaz Hanım. Hı dedi. Duyduk, sağır değiliz. Kurnaz Hanım, uyanın. Söyleyin Fahri Bey, ben uyurken de konuşurum. Kitap okurken uyumuşsunuz, tutulursunuz, yerinize yatın. Bunu söylemek için mi uyandırdınız? İyilik de yaramıyor efendim, en iyisi kendi haline bırakalım. Neyse, o zaman bulduğumuz kısmeti sonra söyleriz. Ne kısmeti? Bak güzelim, Tayfur abinin telefon numarası burada yazılı. Aniden korkarsan ararsın, tamam mı? Hemen mi gidiyorsun? Hayır güzelim. Önce bir akşam yemeği yiyelim. Çıkalım, gezelim, görelim. Adım adım yurdumuz hadisesi. Paramız var mı? Tayfur abim sağ olsun. Araba alırsam arkasına böyle yazacağım. Tayfur abim sağ olsun. Nasıl? Olağan dışı. Hadi hazırlan, hemen çıkalım. Çok karnım acıktı ya. Ben hazırım. Güzelim, insanın içgüdüsel duygularını harekete geçirme. Rahat rahat iki lokma bir şey yemeyecek miyiz ya? Git değiştir üzerini. Aman, utanmasan beni gazlı beze sarıp öyle çıkaracaksın dışarı. Seni gazlı beze sarayım desem, sarılır mısın güzelim? Boş konuşup vakit harcıyoruz ya. Acaba Tayfur abim bana uygun gördü işini iş. Bu iyi mi? Güzelim, yatıya gitmiyoruz ya. Bir yemek yiyip döneceğiz. Ama en kapısı bu işte. Ben niye tek başıma takılmıyorum bu hayatta ya? Ben hasta mıyım ya? Ne demek küsmek? Böyle günlerde insanlar birbirlerine daha sıkı sarılırlar. Osman duyarsa çok üzülür. Bak beyim. Bakamam. Sarılın bitsin bu iş. Beni anlamıyorsun beyim. Anlamayacak bir şey yok. Sinirinize hakim olamamışsınız. Kırmışsınız birbirinizi. Hadi barışın. Daha çok işimiz var. Ya şunu adam gibi tutun. Hah şöyle. Sarılın bakalım bir daha. İşte bu kadar. Beni iki dakika dinler misin beyim? Kimseyi dinleyemem. Sizin yüzünüzden eve gitmedim. Hadi toparlayın ortalığı. Bana bak,
Sen de adamı kızdırma. Ben bir şey yapmadım ki baba. Yapmışsın belli. İşi kaydarmışsın. Ben bir babayla hep buluşur konuşurum baba. Uzatma işte oğlum. Dikkat et bundan sonra. Ben sana neden sinirli olduğunu söyleyeyim baba? Söyleme. Yalnızlık canına tak etmiş baba. Kafayı yiyecek, alışmamış. Kızı vardı, onu da Almanya'ya gönderdi. Şimdi evde ot yoluyor. E madem bunları biliyorsun, niye adamla uğraşıyorsun be? Çeyrek akıllı. Tipi benim için önemli değil. Esmer mi dediniz? Esmer. Esmer. Bıyık? Var. Sakal? Yok. Yok. Boy? Uzun. Uzun. Gayri safi aylık gelir? Bilmiyorsunuz öyle mi? Bilmiyoruz. Malı mülkü var mı? Memlekette varmış. Hangi memlekette? Bilmiyorsunuz. Peki. Bana ayrıntılı bir dosya hazırlayın. 3 kopya olsun. Konuyu bir düşünelim, tartalım değil mi? Evlilik öyle acele verilecek bir karar değil. Evet. Evet. Sonra kucağımda çocukla geri dönmek de var. Yok dedi. Efendim? Bu dedi. Bu dedi. Hayırsız dediniz. Yalan söyleme. Ben sen ne dedin. Kadar dediysem siz de o yeter. Kadar dediniz efendim. Dağılın şimdi. Yalnız kalıp düşünmem lazım. Bunlar beni başlarından atmak için ocakçıyla baş göz etmeyi planlıyorlar. Bu da bir tür söğüşleme yöntemi olarak kullanılabilir. Tamam, aklıma yattı. Gelin bakalım. El mi yaman, bey mi yaman? Benim kalbimin kırılması senin için önemli değil, biliyorum Eleni. Bana durmadan birileri varmış gibi gösteriyorsun ama hiçbir zaman ispatlayamıyorsun. Çünkü öyle birileri yok. Sen öyle zannet. Karşı karşıya geldiğinde ne yapacaksın merak ediyorum. Yani sen şimdi o Hayati denen kafesteki kuşun gerçek olduğunu mu söylemek istiyorsun? Evet, öyle demek istiyorum. O gerçek bir kuş. Aman beni de yanıltıyorsun, gerçek bir koca. Geldim, geldim. Alo, efendim? Ha, sen misin? Bunun da bir sıkıntısı var biliyorsun. Bütün sıkıntılar benim başıma toplanıyor. Benim sıkıntım sensin Eleni. Mecburen sana geliyorum. Seni çok mu sıkıyorum? Öyle Eleni. Aşkıma cevap vermiyorsun, sıkılıyorum. Sana bir cevap vereceğim. Ama önce bir görev vereceğim. Şu benim telefonu kulağına yapışık yeğenimi bir takibe al. Bakalım altından ne çıkacak. O iş kolay Eleni. Yeter ki sen bana istediğim cevabı ver. Şey yenge, kulüpten arkadaşlar dondurma yemeye davet ettiler. Gidebilir miyim? Dondurma mı? İyi hadi git ya bakalım. Yalnız. Biliyorum geç kalmam. Hayır, dondurmanın üzerine ılık su iç de boğazların sismesin. Peşine takılayım mı? Kızı at arabası sandın herhalde. Ne demek takılmak? Takip edeceksin akılsız İrfan. Yarın sabah başlayacaksın işe. Hayatım, bu kafayla gidersen çevrende bir teker gibi kalmıyor. Tamer. Tamer. Kim o? Tamer. Alo. Alo. Tayfur Bey merhaba, ben Tuğba. Tuğba mı? Tamer'in arkadaşı. Ha evet, merhaba. Tamer'le görüşebilir miyim? Şu anda çok meşgul bir durum mu var? Lütfen Tamer'e söyleyin, kapıda biri var. Kapı kurcalanıyor. Hiç merak etmeyin, ben hemen birini gönderirim. Sağ olun, ne olur çabuk olun, çok korkuyorum. Merak etmeyin, ışıkları söndürün. Peki tamam. Thank you.
gönlümün dingin limanında. Uslanmış duygular içinde, son buluşmamızdan sonra. Şimdi ışık.